O yüzden de yabancı Hmm. için önemli olan nedir? Girdiği kurdan daha ya aynı seviyede ya daha düşük kurda çıkmak ister ki kurdan da kazansın. Ama kaybedecekse de yani kur yükselince mesela 100 dolarla girdi, 100 lira aldı, tahvil piyasasında değerlendirdi, onu işte 120 lira yaptı. Çıkarken kur 1 dolar 1 liraysa 120 dolarla çıkacak. Ama 1 dolar 2 liraysa 60 dolarla çıkacak. Evet. Dolayısıyla kurun yükselmesini istemez. Ama yükselecekse de dayanacağı bir yer var. Yani bir yere kadar tahammül eder. Oraya geldiğinde de 60 dolar olmasını beklemez tabii ki de. 100 dolar olmadan 100 dolar yani ana parasını koruyacak şekilde hatta biraz getiriyle çıkmak ister. Ben de o getirinin kurun %40 gitmediği sürece yaratılacağını düşünüyorum. Onun için de bunu takip edecektir. Şu an için, şu an bir yabancı olarak bir kere girmezdim. Girdiysem de kurun artık o kadar değer kaybetmeyeceği noktada gireceğim için değer kaybını telafi edecek bir getiri mutlaka elde etmiş olurdum. Türk varlıklarında o noktada tahviller de getiri elde ediyor olacak. Mevduat yine yüksek faizli olacak. Hisse senedi piyasası biraz daha bence bugünkü halinden daha getiri vaat eder hale gelecek. Bu anlamda yabancı yatırımcının gönül rahatlığıyla girebileceği seviyelerin yakın olduğunu düşünüyorum. Yakından kastım şey değil. Yani bu yerel seçim vesaire atlatıldıktan sonra olduğunu düşünüyorum.